bu görüntü? El sallayan kişi bu arkadaşlar. Hangi görüntü yönetmenim? Yani o zaman bir dakika, biz mucizeye şahitlik mi ediyoruz? Sevgili izleyenler, biz mucizeye şahitlik ediyoruz. 140. saatte yine bilinci açık bir vatandaşımız. Yani şükürler olsun. 139, şükürler olsun, elini kaldırıyor. Yani gerçekten artık yani ağlaya ağlaya hal olduk. Bir kardeşimiz Muhammed Bey az önce ekipler sayesinde çıkartıldı. Az sonra oradan çıkartılacak. Her şey bakın ne kadar yavaş hareket ediyor değil mi? Sedyeye alındıktan sonra her şeyi sakin sakin, yani her an bir adım. O kadar zor bir işten bahsediyoruz. O kadar zor bir işten bahsediyoruz. Her şey düşünülüyor. Yavaş yavaş, sakin sakin. Ekipler birbirleriyle koordineli. Şimdi kaldıracaklar afet zedeyi ve ambulansa doğru gidecek. O sevinç gösterilerine yine şahitlik edeceğiz değerli izleyenler. Çok şükür Hatay'dan da bekliyoruz. Kahramanmaraş'tan yine bekliyoruz. Diğer illerimizden de mucize haberlerini bekliyoruz. Nöbetimizi sürdürüyoruz. Bölgelerdeyiz, buradayız. Nöbeti sürdürüyoruz. Biz de sürdürüyoruz efendim o nöbetleri. Tek yürek olduk. Gerçekten tek yürek olduk. Gerçekten biz birlikte tek yüreğiz. Bunu biliyoruz gerçekten. Yüce bir milletiz biz. Güçlü bir ülkeyiz. Mucize kurtuluşlara şahitlik ediyoruz. Her mucize kurtuluşta kendimiz gibi seviniyoruz. Çok arzu ediyoruz ve diliyoruz değerli izleyenler. İnşallah bu haberleri sizlere çokça verelim. İnşallah. Büyük dileğimiz, gerçekten büyük dileğimiz sizlere bu mucize haberlerini ulaştırabilmek. Bu mucize haberleri aracılık edebilmek. Kalbimiz orada, gönlümüz orada, dualarımız orada. Afet bölgesinde, 10 ilde. Şimdi oraya bir kepçe makinesi. Kepçe geldi ve başka bir açıdan görüyoruz aynı yeri değerli izleyenler. Başka bir açıdan görüyoruz. Evet, yukarıdan daha farklı bir açıdan. Nasıl bir enkaz? Nasıl bir yer? Kahramanmaraş, 139. saat, 27 yaşındaki Muhammed kardeşimiz hayata döndü. Dronlarla çekiliyor şu anda görüntüler, yukarıdan görüyoruz. Ekipler orada. Sanıyorum ambulansın hazırlanması bekleniyor. Afetzede az sonra ambulansa konulacak. İlk müdahale yapıldı, boyunluk takıldı. Yine ısı kaybı olmasın diye alüminyum battaniye örtüldü. Afetzede vatandaşımız Muhammed kemeri de bağlandı. Her şeyi hazır, bilinci çok yerinde. Tekbirlere kendisi de katıldı. Kendisi de söyledi. Burası Azerbaycan Bulvarı değerli izleyenler. Yakınları için, merak edenler için söyleyelim. Burası Kahramanmaraş'ın, depremin merkez üssünün Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir apartman. Bir sanıyorum... Üzerine mi örtülecek? Üşümeye başlamış olabilir. Isı battaniyesi bir sıvı kaybı olmaması için ve şok geçirmemek için örtülüyor. Ancak şu anda tabii şok bir durum. 6. gün biliyorsunuz. Ekipler kendisiyle konuşuyorlar.
ambulansa mı bekleniyor? Ekipler konuşuyorlar. Üzerini örttüler. Hadi hayırlısıyla bir ambulansa koyalım Muhammed'i. Kolay değil. Dile kolay. 6 gün. 139 saat. Su yok, yemek yok. Çok zor. 27 yaşında. Bilinci açık. Genç bir arkadaşımız, genç bir kardeşimiz. Sedye'de şu anda bekliyor. Biz de bekliyoruz. Bir an önce hastaneye gönderilsin ki gönlümüz rahat olsun. Başka bir bölgeye gidelim. Oradan da iyi bir haber alalım diye bekliyoruz değerli izleyenler. Hep beraber bekliyoruz. Ekipten birisi kendi iş montunu 27 yaşındaki gencin üzerine örttü. Halen bakın oradan çıkmak, düşünün, sedyeye konuldu, kolay olmuyor. Yani o kadar zor bir işten bahsediyoruz gerçekten. İnanılmaz bir zorluk. Hadi Muhammed. Az kaldı. Ambulansa gideceksin. Sevdiklerine kavuşacak Muhammed. Elinde yüzüğü gördüm ben değerli izleyenler. Nişanlı olabilir, evli olabilir. Böyle bir alyans gördüm. İnşallah sevdiği eşi ya da nişanlısı ya da kimse, ailesi. İnşallah onlar da sağdır. Onlar da bekliyorlardır şimdi. Çıkışta onlara kavuşacak inşallah. Bilmiyoruz Muhammed'in hikayesini, bilmiyoruz. 22.327 canımız gitti. Hakikaten hikayeleri bilmiyoruz. Az önce söyledik ya, her gün bir hikayeyi yapmaya kalksak 62 yıl boyunca bu hikayeleri vermemiz gerekir. O kadar büyük bir afet geçirdik, o kadar büyük can kaybımız var ki. Çıkartıldığı yerden, evet, şimdi daha bir uzak görüntü geçiyor bize, son dakika görüntüleri. Nasıl bir enkaz, nasıl bir yer ve buradan çıkan bir can. Ekipler gördüğüm kadarıyla biraz daha yukarıdalar gibi görünüyor. Sanıyorum aşağı inmeleri gerekecek. Bir şey bekleniyor ama tabii biz diyorum ya, neyin nasıl ve neden yapıldığı konusunda bir fikrimiz yok. Orada o işi bilenler bile bile bilerek hareket ediyorlar ve biz nasıl, neyin yapıldığını bilmiyoruz. Neden bekleniyor onu bilmiyoruz. Ne hazırlanıyor mesela bilmiyoruz. Mesela şimdi gördük, bağlanacak. Muhammed'in sedyesi bir yere bağlanarak, çünkü gördüğüm kadarıyla yukarıda bir enkaz burası. Yani yer, ambulansın olduğu yer zannediyorum aşağıda kaldı. Bir şekilde bağlıyorlar. Nereye bağlıyorlar? Güvenli bir iniş sağlamaya çalışıyorlar. 27 yaşındaki Muhammed kardeşimiz, enkazdan çıkan 139. mucizemiz. 139. saat mucizemiz bizim Muhammed kardeşimiz. Soyadını bilmiyorum. Öğreniriz de inşallah. Sağlık durumu da iyi. Çok rahat çıktı enkazdan. İlginç bir rahatlık vardı. Ama o bir şok anı da olabilir değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yine açıklamalar yaptı. Can kaybımız 24.617'ye yükseldi değerli izleyenler. 24.617. Evet, Muhammed'deyiz değerli izleyenler. Az önce nasıl götürülecek dedik ya, işte o görüntüler. Sesi açalım mı arkadaşlar? 139. saat. Kepçeye bağlandı Muhammed. Kepçeye bağlandı ve oradan ambulansa doğru, böyle işte ekip arkasında onu oradan çıkartan yüzü aşkın ekip rahat. Nasıl bekliyorlar Muhammed'i? Uğraştılar dakikalardır. Fuat Oktay konuşma yaparken biz de yandan Muhammed'i dinledik. Dinleyelim, bölgeyi dinleyelim. Herkes
Efendim son dakika. Muhammed, 27 yaşındaki Muhammed, 140. saat. Nasıl bir dirayettir Muhammed, tekbirlere eşlik ediyorsun. Tekbirlere eşlik ediyor Muhammed. Nasıl bir dirayet, nasıl bir güç. 6 gün dile kolay, söylemesi kolay. Molozların arasında karanlık, soğuk, su yok, yemek yok. Nasıl durdun orada? İşte durdu Muhammed. 27 yaşında, bilinç yerinde. Son derece sağlıklı görünüyor. Teşekkürler arkadaşlar size. Çok teşekkürler. Kimin eli emeğe değdiyse, görünen görünmeyen, sessiz kahramanlar, göz önünde olanlar, ekranları karşısında dua edenler, 85 milyon Türk milleti. Hadi İbrahim buralarda. Eyvallah. Sağ olun. Hadi İbrahim de buralarda mı? Hadi İbrahim. Burada içeride. Ne hissediyorsunuz şu an? Çok mutluyuz. Diyecek bir şey yok. Hepinizden Allah razı olsun. Herkes kalbimin gururu bundan. Sağ olun. Çok sağ olun. Sakarya. Sağ olun. Hadi İbrahim buralarda. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri zannediyorum. Onların da çok büyük katkısı var sanırım. Oradalardı. Herkesin Allah razı olsun. O kadar seviniyorlar ki orada bir tezahürat etme duygusuna bile bürünebiliyorlar. Evet, çok üzüntülü, kalbimiz korkunç, yıkık. 24 bin vatandaşımız değerli izleyenler, kaybettik. 25 bine doğru gidiyor. 24.617 vatandaşımız. Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ama çıkan her can sonrası bu sevinçle hüzün karışığı görüntülere de sahne oluyoruz. Onu da söyleyeyim. Bir tarafta ağlanıyor, bir tarafta gülünüyor. Her şey bir kişiyi daha kurtarabilmek için. Şimdi bütün bizim eşyalarını aldınız. Bu arada Kahramanmaraş'ta devam eden diğer bir arama çalışması da var enkaz altında. Onu da söyleyelim. Sadece Kahramanmaraş'ta çalışma burada değildi. Evet, buradan Muhammed'den, 27 yaşındaki Muhammed'den iyi haberi aldık. Ambulansa konuldu. Hastaneye doğru yola çıktı. Ekiplere teşekkür ediyoruz. Bu mucizeye şahitlik edenlere teşekkür bu mucizeyi bize yaşatmak için çabalayan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Dualarını gönderen tüm Türkiye'ye, Türk milletine, Türk halkına teşekkür ediyoruz.